endoskopik sistemler yani ufak kamera sistemleri ile ameliyat yapılması öncelikli olarak genel cerrahi, kulak, burun, boğaz gibi branşlarda başlamıştır. Tabii ki teknolojinin ilerlemesiyle beyin cerrahisinde de son 15-20 yıl içinde nöroendoskopi hayli kullanım imkanı bulmuştur. Kabaca iki grup rahatsızlıkta endoskopiyi kullanmaktayız. Birincisi beynimizin içinde bulunan sıvı dolu boşluklara yönelik ameliyatlar. Örneğin hidrosefali dediğimiz aşırı sıvı birikmesinin tedavisinde günümüzde ilk seçilen yöntem nöroendoskopik girişimdir. Bir şant takılması yerine endoskopla kanal açılmaktadır. Yine beyin dokusu içinde sıvı barındıran kistlerin tedavisinde artık kafatasının açılması ameliyatları tarihte kalmış ve endoskopi ile tedavi uygulanmaktadır. Yine beynimizin içindeki boşluklarda bulunan tümörlerin tedavisinde de son yıllarda büyük kafatası açılımları yerine sadece 4 milimetrelik bir delikten endoskop yani kamerayla girip ameliyat yapılması tercih edilmektedir. Bunlar birinci grubu oluşturur. İkinci grup ise burun yoluyla yapılan ameliyatlarda endoskopun seçilmesidir. Çünkü endoskopun görüntüsü yaklaşılan noktada mikroskoptan çok daha nettir. Dolayısıyla bu konuda el becerisi gelişmiş cerrahi ekipler endoskopik girişimleri burnumuzdan girerek ulaşılabilecek hipofiz tümörleri, kafa tabanı tümörlerinde tercih etmektedirler.